Merhaba arkadaşlar, Matematik Öğrenimi kanalına hoş geldiniz. Ben Seyit Hoca. Bugün sizlerle güzel bir yerde soru çözeceğiz. Soruyu okuyalım. Bir olayın olma olasılığı, istenilen duruma göre olası tüm durumlar, yarıçapı R olan dairenin alanı bir yere karedir. Şekilde kuş bakış çizimi verilen bölgeye bir sitenin ortak yaşam alanı gösterilmektedir. Bu alan bir kare ve bu kareyi dıştan teğet olacak şekilde çevreleyen dairelerden oluşmaktadır. Ortak yaşam alanının çeşitli etkinliği, parkurları, hobi bahçeleri, çocuk parkı, oturma alanları ve vaylar yapılacaktır. Buna göre şimdiki ortak yaşam alanında yapılacak hobi bahçelerinin karesel bölge dışında olma olasılığı kaçtır? Şimdi birinin sorunu çözerken arkadaşlar, soru benden ne istiyor? Ne istiyor? Bilmem gereken kazanımlar diye İki tane başlık yaratmanız gerekiyor kendine. Bunlardan yola çıkmanız lazım. Ben her bir yeni nesil soruyu okurken paragrafın tamamını değil, her cümle, her modda olacak şekilde ilerleyip duruyoruz. Şimdi sen bu soruyu böyle bir çözelim. Şekilde kuş bakış çizimi verilen bölgemizde oluyor. Bunu geç, bu cümle bana bir şey katmıyor. O yüzden dikkat etmem gereken bir şey yok. Bu alan bir kare ve bu kareyi dıştan teğet olacak şekilde çevreleyen bir dairenin oluşmaktadır. Burada durdum. Şimdi bir kare olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki bu bir kare. Yani dairenin içindeki şekil bir kare ve bu kareyi dıştan teğet olacak şekilde çevreleyen bir daireden oluşmaktadır. Şekli yorumluyorum. Ortak yaşam alanına çeşitli etkinlik parkurları, hobi bahçeleri, çocuk parkı yapılacaktır. Bu cümlede bana bir şey katmıyor. Buna göre şekildeki ortak yaşam alanına yapılacak hobi bahçelerinin karesel bölge dışında yapılacak hobi bahçelerinin karesel bölge dışında olma olasılığını soruyor. Benim olasılık durumum değil, istenilen durum bölü olası tüm durumlar. Benden burada istenen ne? Sorunun benden burada, soru benden ne istiyor kısmına ne yazmam lazım? Yapılacak hobi bahçelerinin karesel bölge dışında olması lazım. O zaman buraya karelerin dışındaki alan bulacağım. Bölü olası tüm durumlar nedir arkadaşlar? Şu şekilde baktığınız zaman bana bu şekilde dışında kalan alanların olma olasılığını soruyor. Ama bu dairenin içi her türlü olacağı için karenin dışındaki alanların olası tüm durumlar dediğim zaman dairenin alanı. Bunun ikisine ulaşacak. Bu soruyu bu şekilde çözeceğim. Şimdi burada bir eşitlik var. Nasıl bir eşitlik var? Şimdi ben bu dairenin alanını bulmam lazım. Bana da zaten sorudan yarışabilir olan dairenin alanı verilmiş. Ama yarıçapı R olan. Şimdi ben önce bu kareyi bulmam lazım. Bu karenin kenar uzunluklarından dairenin çapına ulaşmam gerekiyor. Verilen bilgiler bu kadar. Bundan sonra biraz yorum yapmamız gerekecek. Yorumu nasıl yapacağız? Şimdi burada dairenin çapı denilen arkadaşlar, şu iki noktayı şöyle ben buradan birleştirsem, bu dairenin çapı olur mu? Olur değil mi? Şimdi benim buralara bir cebise ifade vermem lazım. Ben dedim ki dairenin karenin iki kere uzunluğu R olsun. Şimdi R köşegen uzunluğu ne oluyordu? Bunun kök 2 katı oluyordu. Yani R kök 2. Şimdi çapını buldum ama bana ne diyor? Yarı çapı R olan daire var. O zaman bir buradan yarı çapı çekmem lazım. Çap R kök 2 ise yarı çap ne olur? Çapı 2'ye bölüyorum. R kök 2 bölü 2 oldu. Bundan sonrası biraz daha kolay. Şunu anladıktan sonra arkadaşlar önce ne yapmam lazım? Dairenin alanını bulmam lazım. Dairenin alan formülü neydi? Pi çarpı r kare. Bunu da diğer bir kareyle yazalım. Şimdi bana pi'yi 3 al demiş. Pi'yi burada 3 aldı. Benim r neydi? Yani yarıçapı neydi? R kök 2 bölü 2. R kök 2 bölü 2 çarpı r kök 2 bölü özür diliyorum 2. Şimdi onu çarpma işlemi yapalım. R ile R'yi çarptım R kare. 3 çarpım durumunda 3. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. Bölü 2 ile 2'yi çarptım 4. Bunu hemen kendim buraya yazdım. O zaman ne oldu? 6 R kare bölü 4. Bu dairenin alanı. Şimdi karenin alanına bakacağım. Karenin alanı zaten rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Kare nedir? Karenin alanı iki kenar uzunluğunun çarpımı. R ile R'yi çarptım. R kare. R köreyi de buldum. Şimdi burayı dikkat ediyoruz. Bulmam gereken şey karenin alanı değil. Bulmam gereken şey bu dairenin alanından bu karenin alanını çıkarttığım zaman kalan boş kısımları bulmam lazım.
Çünkü soru benden ne istiyordu? Karenin dışındaki alanı istiyordu. O zaman ne yapıyorum? Dairenin alanını kendisinden karenin alanını çıkartıyorum. Burada ben bir paylaştırma yaptım. R kare eksi 4 R kare bölü 4'ten 2 R kare bölü 4 buldum. Bu da dışta kalan bölgenin alanı vesaire vesaire. Şimdi soru gittiği soruda olasılık çıkıyor. Olasılık durumlarını yerine yazalım. Karenin dışındaki alanını ben ne bulmuştum arkadaşlar? 2 R kare bölü 4 bölü dairenin alanı. Yani olasılık tüm durumlar. Bu dairenin herhangi bir yerinden de denk gelebilir diye. Dairenin alanı neydi? 6 R kare bölü 4. Şimdi kesirlerden önleştir. Birinci aynı kadar. İkinci ters çevirdi. Çarpıda birinciyi aynı yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 4'ler sadeleşir. R kareler sadeleşir. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olarak sorunun cevabına ulaşıyoruz. Sorunu çözerken arkadaşlar bu mantık, bu metotla ilerleyin. Soruyu hemen bir paragraf hepsini okumayın. Cümle cümle okuyun. Birbirlerine çok dikkat edin. Cümleyi okudun. Cümle sana bir matematiksel bilgi mi veriyor? Bir matematiksel işlem mi veriyor? Hemen altını çiz. Paragrafı gerisine kendini anlayabileceği şekilde notlar çıkar. Ben paragrafı fırsat bulduğum zaman sizler için önemli soru çözeceğim. Şimdi kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.